Ata Demirer, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı bakalım? Soracağız. Aynen. Berlin Kaplanı'nda gülmeye hazırlanın. Yarın film vizyona giriyor. Galada acayip ilgi vardı. Millet de çok beğendi. O gala heyecanı hiç bitmiyor değil mi? Yani mesela bundan 10. filmi de yapsa, 15. filmi de yapsa herhalde. Bak yemin ediyorum 2 gün olmuş dediniz ya, bana sorsaydınız kaç gün olduğunu söyleyemeyebilirdim. Yani ben hala ceket dahil oradayım. Bu Ayhan Kaplan'ın çıkış yeri de aslında mesleğimin bana getirdiği bir renk. Çünkü o kadar çok stand-up yaptım ki. Bir sürü gezdim İngiltere'de. İngiltere'de kilisede sahneye çıktım. Pazar çok günleri aktif hafta içi sinema tiyatro gösterimi yapabiliyor. Ama bildiğin kilise yani. Abi şimdi adam 140 kilo. Normalde metabolizmanın iskelet tarafını bir yana bırakırsak geri kalanının %70'inin falan kas olması gerekiyor böyle bir adamda. Kıvanç Tatlıtuğ tadında yani. Baklava. Ağır sikletse de öyle gidecek. Bizde baklava değil, daha çok şöbiyet, kazan diye bir şekilde. radar esprisi. Ama o bize olduğu bize şeyde. Yani mesela ona da şaşırıyor radar esprisinde değil mi? Yani orada aslında Alman mantığıyla düşünen, siz böyle neden yapıyor? Ben istiyorum sinema yapmak. Evet. Başka iş yapmıyorum ben abi. Ben açım. Gösteri yok, televizyon yok. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Ya. Ama sinema bir de çok güzel oluyor. Ama yani hayallerini gerçekleştirmek de. Bu konuşma çok ya, güzel oluyor. Çoşma gelmedi ya. Bayağı benim çocukluğum gibi. Atanın aynen evet. Yeğenini oynuyor ve tam zaten filmde de 90, onun yaşındayken 90 kilo. Hüseyin i̇şte. Badem'i çok sevdik ama Ayhan Kaplan'ı da çok seveceğiz. Güzel adamlar ikisi de. İkisi de güzel adamlar değil mi? Bir ama filmde yan yana getirsen onları. Düşünsene. Zımbaymış. Güzel olur bak böyle. Zımbaymış. Filmlerimiz sevilsin, beğenilsin. Biz de ondan bir cesaret alalım. Tabii ki. Şu sahneye ben bayıldım ya. Asansörde ilk kriz. Fena sahne. Belki de o saflığın o karakterleri de yansıyor olabilir. Olabilir, bilmiyorum. Yani dışarıdan nasıl göründüğümü bilemiyorum. Senle bir sürü röportaj yaptık. Ben artık lisan ve lehçe konuşmaktan normal konuşmayı röportaj olur. Ne ya? Röportaj yaptık seninle, daha önce de konuştuk ha. Sen daha biliyorsun benim, evet. Ben bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz Ata Demirer. Çok geldi. Teşekkürler. Evet, Berlin Kaplanı yarın vizyona giriyor. Mutlaka izleyin. Tüm Türkiye'de çok eğlenceli bir film olduğunu garanti ediyorum. Aman inşallah, amin. Evet, çok teşekkürler. Yol çok teşekkürler, çok sağ olun.